Gündoğdu Borsa kanalından herkese hayırlı akşamlar. Bu kanalda yer alan yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Al sat tut tavsiyesi değildir. Bunlar sadece benim kendi kişisel görüşlerimdir. Bugün 16 Nisan 2024. Günlerden Salı. Şimdi ne demiştik? Borsa bayramdan sonra güzel günler göreceğiz. Rally bekliyoruz demiştik Gündoğdu Borsa adına. Ama tabii ki bu açıkçası İsrail ve İran gerilimi maalesef bizi etkiliyor, kötü etkiliyor. Çünkü işte direkt füzelerle biraz bence danışıklı dövüş olsa da bir arada bir sıkıntı var. Ve İsrail açıklama yapıyor. İşte bugün termik santrali vurulacak diye bir haber düştü piyasaya. İran'daki termik santrali hedef alacak diye haber düştü. Bu da piyasaya biraz olumsuz etkiledi tabii. Burada endekse baktığımızda bugün yukarıdan açmasına rağmen tabii ki düne göre bir düşük açtı ama buradan gene aşağı satış yedi. Ama yine dediğim gibi 9450 şu civarın altında kapanış yapmadığı sürece borsada kısa vadede yön yukarı, zaten orta uzunda zaten yön yukarı ama kısa vadede de düşüşler biraz açıkçası derinleşebilir. Şimdi bugün endekse baktığımızda Kocaer Çelik'e güzel bir haber geldi. Bir kap anlaşmayla alakalı. Bayağı bir yerleri bağlamışlar herhalde. O yüzden tavan oldu. Magen, Ufuk, Oyayo, tavan. Oyayo şirketi takibimizdeydi. Biliyorsunuz bizim stratejimize uyan küçük sermayeli bir şirket ama karı bu dönem zarar açıkladığı için bizim açıkçası radarımızdan çıktı. Çünkü zararda şirketleri biz açıkçası burada hiç konuşmuyoruz, söylemiyoruz. Biz iyi niyetle küçük sermayeli karlı şirketleri söylüyoruz. Ha, zararlı şirketleri alırsan da uzun süre beklersen o da kar açıkladığı zaman Ak Enerji gibi harika şekilde yukarı gitme potansiyeli çok fazla var. Zararlı şirketleri en dipte alırsan, unutursan güzel paralar kazanma ihtimalin çok çok fazla. Bir sonraki Ak Enerji, evet dediğimiz gibi Ak Enerji bugün ha. Ben endekste düşüşleri gene yarın herhalde gene düşecek. 9440-50 bu civardan. Burada 8 günlük ortalama da var. 8 günlük ortalamayı yarın deyip tepki alması çok çok fazla. Ama neye göre fazla? Tabii ki savaş durumlarında herhangi bir sıkıntı olmazsa yarın gene biraz daha düşecekler herhalde. Oradan vurdurup gene yukarı çıkartma potansiyelleri ben çok fazla görüyorum. İnşallah tabii ki düşeceği en son yer orası olur borsamızın. Bir daha da oralara görmez. Çünkü orta uzun vade için burası açıkçası çok önemli. Şimdi radarımızdaki hisselerden RYGYO. Bakın RYGYO zaten radarımızda, hiç korkacak bir şey yok dedim. Bakın bugün de çok ciddi. Dün tavan, bugün öyle. Ya, dün bile alsan 2 günde borsa düşmesine rağmen bugün borsada bu arada VIP grubumuzda gene tavan yakaladık Allah'a şükür. Bugün tavan yakaladığımızda BIST'te sadece 2 tane tavan vardı. Bakın 655 şirkette sadece 2 tavan varken biz %3'ten 3,5'tan girdiğimiz hissede tavanı yakaladık. Yani %6,5 bir getiri elde ettik. Yani 3. tavan bizimkiydi. Çok da başarılı gidiyoruz. Allah'a şükürler olsun. Herkesin, sevenlerimizin duasıyla da çok güzel başarılı şekilde gidiyoruz. VIP grubumuza da bize katılmak istiyorsanız Gündoğdu Borsa Instagram hesabından, bakın 47 gönderildi. Buradan bize yazınız. Burada çok güzel açıkçası bilgiler de paylaşıyorum. Bu arada sadece borsayla alakalı değil, diğer yatırım araçlarıyla ve para yönetimiyle alakalı da çok vizyoner bilgiler de paylaşıyorum. Instagram'dan da bizi buradan takip ederseniz sizin çok yararınıza olacaktır. Tabii ki yılların birikimi ve açıkçası dünya kadar okuduğumuz kitaptaki bilgileri de burada paylaşıyoruz sevenlerimizle. Dediğim gibi RGO bu şirket buraların üstünü de kırar demiştim. Buraların üstüne de çok büyük oranda gider demiştim. Hatta şuradan yüklü almıştık, bir iş adamıyla da söylemiştim bunu da. Dün söylemiştim. Düşmüştü, hiç korkmamıştım. Başkası olsa herhalde kalpten herhalde acile yatardı. Ama tabii ki biz güvendiğimiz için şirkete ne oldu? Az bir şey üzüldü ama sonrasında çok ciddi gene ataklar geldi. Yüzümüzü kara çıkarmayan çok harika bir şirket. Oyayo zarar açıklamasına rağmen tavan açıkladı. Bakın tavan oldu bugün Oyayo. İşte böyle oluyor şirketler. Zarar açıklasa da bazen tavan olabiliyor. RYGO dedik. Medical Park gene bizim çok bahsettiğim şirket.
Şirket çok da güzel kar açıkladı. Bakın borsa kötü gitmesine rağmen bugün %4,5 falan yapmış. Böyle aşağı yukarı trendle beraber korkmayacağın sağlam duracak bir şirket. Zaten kendi paylarını da şirket baya baya topluyor. Herhalde 1-2 yıldır topluyor yani iş durumu. Her boşlukta kendi alıyor. Şirket gene o bizim takibimizdeydi. Sonra gene bakıyoruz burada. CV Enerji. Sven'e bakalım. Sven Enerji zaten benim en beğendiğim enerji şirketlerinin başında geliyor. Onu da söylemiştim size zaten. O da vizyoner bir şirket. Burada şu diplerden aslında yakalanabilirdi ama tabii ki her şekilde yakalayamıyorsun. Şurada düşen trendi üstüne kırmış ama bugün gene iyi açmasına rağmen, yüksekten açmasına rağmen gene satış yemiş. Şu ortalamaların üstüne attıktan sonra tabii ki şirket denilebilir. Yani bir tane enerji şirketi alacak olursan CV Enerji de bunların arasında geliyor. Arase de zaten bizim beğendiğimiz, bize uyan bir şirket. Arase'den de bahsedelim. Arase bugün satış yeri 4 gündür iyi gidiyordu. Dediğim gibi şurada mal topladılar. Yukarı çok büyük oranda sürecekler. Ya şimdi şurada diyelim ki mal aldın. Ne oldu? Bir hafta 10 gün bekledin. 10 günde buralarda şurada satmayı bilseydin eğer, ki satmayı öğren açıkçası ya bizden ya başkasından. Orada satmayı bilseydin diyelim ki 10 gün bekledin %10 kazandın. Ya bakın %10 bile 10 günde çok çok iyi. Yani bizim şimdi atıyorum VIP grubumuz olsun veya işte kanalımızı izleyenler olsun %10 getiri çok çok iyi bir getirdir aslında. Bazen bunu ben de düşünüyorum. Bizde açıkçası tavan yakalama olayı oranımız çok çok fazla. Biz hemen hemen her gün tavan yakalıyoruz. Bu da maşallah diyelim tahtaya duralım. Bakın şu an açıkçası gözümde sıkıntı var. Nazar mı değiyor? Ne oluyor? Göze mi geliyoruz? Bir maşallah derseniz seviniriz. Sıkıntı olmasına rağmen bu arada videoda çekiyorum. Dediğim gibi yani artık bir süre sonra işte bize geçenler olsun. Ben de tabii küçük sermaye şirketlere geçtikten sonra tavan olmayınca ise beni kesmiyor günde %10 falan. Ama bunlar çok çok önemli bir getiri. Faizdeki hali görüyorsunuz. Yani yüzde işte 50'ler 60'lar yılda %60 şu an deli gibi bir para geliyor millete ama işi bilene yani borsacı adam bence bir şekilde faize geçmez. Geçmez. Niye geçmez? Bakın biz bir şey daha söyleyeyim size. Bugün gene biz altın S1'de harika yerde, harika bir yerden alım yaptık. Onu da söyleyeyim size. Altın S1'i bugün VIP grubumuzda yakaladık. Harika bir yerden. Ondan da çok ciddi, çok güzel kazandık. Bakın altın S1 ne demiştik? Düşen tren bir burada kırdığı. Kırdığı yerden işleme girdik. Çok da güzel. Şu an getiri sağladık. Altında bile şu an herhalde %3-4 3-4 falan para kazandık. Hadi 2-4 yalan olmasın da şu an aklımda karıştı akşama kadar da kafa patlatıyoruz. Dediğim gibi yani biz de yol almak isteyenler buradan Instagram'dan bize yazabilir. Yani borsada yatırımın varsa hele portföyün biraz büyükse yani çok cüzi paralar zaten bizim aylık ücretlerimiz. Aylık 3 aylık var. Yani bir günde bile bir trade'den bile bizim ücretimizi kazanıp çıkarabilirsiniz. O yüzden canınız gönlünüz rahat olsun. Buradaki haberlerle beraber düşen trendin bu dibinden altın S1'i aldık. Altın S1 ne demek onu da söyleyeyim. Darphane altın sertifikası bu işte devletin Merkez Bankası'nın çıkardığı bir hisse senedi. Ama altın gibi uğraşmadan altınla aynı tepki veriyor. Altın çıkarsa çıkıyor düşerse düşüyor gibi. Hemen hemen aynı tepkiyi veren bir güvenebileceğiniz bir yatırım aracı altının hisse tarzında olanı. Zaten tanesi şu an 25 lira falan. 25 lirayı zaten altın yatırım yapamazsın. Ama hiçbir şey de ben işte ondan bundan korkuyorum. Düşmesin etmesin diyorsan da çocuğun için altın biriktirmek istiyorsan da küçük küçük paralarla bu altın hissesinden de buradan biriktirebilirsin. Bence güzel bir olay. Yapanlardan da Allah razı olsun. Şimdi düşenlere bakalım. Şimdi Çelebi mesela. Çelebi bu ara hava yollarında açıkçası bir şey var. Hava yollarında baskı var. Tabii ki savaş nedeniyle hava yolları turizmi aksayacağı için büyük oranda. Tabii ki hava yolları da şu an baskı yiyor. Bugün Çelebi bizim çok beğendiğimiz şirket çok da güzel kar açıkladı. Çoğu yerden söylemiştim herhalde şuradan burada her neyse. Bugün taban oldu. Çok da yukarı çıktığı için herhalde. Şu an ikili tepe. Kısa vadede bu şirket sizi biraz üzebilir. Ama 1649'lardan da dönme ihtimali şirketin var. Uzun vade ortada zaten yön yukarı. Başka GRN o düşenlerden takibimize değil. Sonra
Adel zaten bir ara iyi gitti. Sonra bilanço kötü açıklayınca bizim takibimizden çıktı. Bilanço kötü açıklayınca biraz başka şirketlerden uzaklaşıyoruz. Ne oluyor? 3 ay düşme potansiyeli olabiliyor. Sonra Reder bir ara bu şirketten bahsetmiştin. Aslında güzel şirket ama şurada yabancılar toplamıştı. Yukarı gitme potansiyeli var demiştim ama yabancılar herhalde bugün sattı. Bilmiyorum, altın fiyatları da son altın S1'de de son 5-10 dakika hareketler yukarı doğru gitmeye başladı. İnşallah tabii ki bu akşam falan bir şey olmaz elimizde olmadan. Tabii ki adamlar önceden kendi çıkaracağı için bu ne diyeyim ya, Siyonistler mi diyeyim artık, kimseye de dokunmak istemiyorum ama bu dünyanın düzenini bozan hainler diyeyim artık, ne diyeyim ki yani, hain de diyelim bunlara. Bunlar tabii ki olayları önceden çıkartacağı için önceden altın alıp yukarıdan herkes geldiği zaman yukarıdan malı boşaltıp hiçbir şey savaşını çıkartmıyorlar. Aynı şekilde borsayı da böyle yapacakları zaman yukarıdan millete satıyorlar, aşağıdan alıp yukarıdan satıyorlar. Herkesin açıkçası eline veriyorlar. Para onlarda, güç onlarda olduğu için maalesef böyle dünyayı da eziyorlar. İnşallah düzenleri bozulur diyeyim. Ne diyeyim yani, insanlar üzülüyor. Bebekler, kadınlar, hastaneler öldürülüyor haince. Dünyada hiç görülmedik şekilde haince öldürülüyor. İnşallah Allah da onların sonunu getirir yani. Bu konuda çok doluyum, kusura bakmayın. Konumuz dışına çıkıyorum ama insanın tabii ki zoruna gidiyor. İnsan olduğu için sevmemiz lazım. İşte o ülke bu ülke değil. İnsan olduğu için sevmemiz lazım. O yüzden sitemim ona açıkçası. İşte Agrot demiştik. Agrot takibimizde olan güzel şirket. Çok vizyoner bir şirket. Bugün yine saçma bir düşüş oldu. Yüzde bir ara 7-8'e kadar düştü. Niye düşüyorsa şimdi düşüşten sonra, ama bakın düşüşten sonra şöyle yükselen trend çektiğimizde son saat yine alımlar geldi. Son saat alımlar gelmesi bu şirket için iyi. Hacim de az olduğu için şirkette çok bir korkulacak durum yok. Buralara kadar düşürebilir. Yine yukarı çıkma potansiyeli bu şirkette çok çok fazla. Reder'le Agrot'u bu ara iyi kaynattılar. Akenerji'ye bakalım, biraz moralim bozuluyor ama bu şirketi, açıkçası bu tarz şirketi ben VIP grubumuzdakilere söz verdim bugün. Hatta dün demiştim, bizi izleyenler bilir, Akenerji dün bu şirket daha gidecektir. İçim öyle bir his doğuyor demiştim. Bugün gene tavan. Dün bizi dinleyenler bugün açıkçası gene kazandı. RGO demiştim. Tabii Akenerji demiştim. Bunları bu şekilde uygulayanlar gene kazandı. Ama buradan tabii ki gene gidecektir. Biraz daha aşağı çekilmelerde, şöyle çekilmelerde şirket denenebilir. İnanılmaz gitti ama ben VIP grubumuza söz verdim. Böyle bir şirket yakalayacağız. Tabii bizde olanlarla orada böyle bir şirket yakalayacağız. Biz çalışacağız. İnşallah Allah da bize nasip edecek. Tabii olunca, bu arada olunca, olmayınca nasip olmuyor demiyoruz. Olunca da nasip, olmayınca da nasip. Biz çalışıyoruz. Takdir tabii ki Allah'ın. O senin nasibinle alakalı biraz da. İstediğin kadar çalış. İse gitmeyince de, tahtacı götürmeyince de götürmüyor açıkçası. SDTR Uzay, bu şirket beğendiğim şirket. Bu dönemde düşeni de kırdı aslında ama 2 gündür gene saçma şekilde baskılanıyor. Aslında savaş durumlarında bu şirketin harika gitmesi lazım. Tavan tavan gitmesi lazım. Ama saçma şekilde beni böyle deli ediyor açıkçası. Şimdi alım yerinde olan benim beğendiğim şirket Paykent. Paykent zaten sürekli dillendirdiğim, çoğu kişiye açıkçası burada para kazandığı şirket. Burada ne oluyor? Düşen trend kırılıyor. Bugün onayını alıyor. Onayını aldıktan sonra yukarı gitme potansiyeli çok. Yarın denilebilir. 319'lara, 320'lere buraya stop konup, bakın stopu da söylüyorum. Düşen trend aldı. 320'lere stop konup yukarılar denenebilir. Bakın iyi niyetle burada herkese söylüyoruz para kazansın diye. Sonra gelip de ya hocam gitmedi etmedi demeyin. Bir diğer şirketimiz Galatasaray. Galatasaraylıyım ben de zaten. Dün Galatasaray'ın farklı yenmesiyle de herhalde şampiyonluk yolu da herhalde bayağı açıldı gözüküyor. Bu da uzun süredir kırmadığı düşen trendi bugün açıkçası kırıyor. Kırdığı için de bakın bugün de tavan kapattı. Kırdığı için de hareketler muhtemelen önümüzdeki günlerde yukarı gidecektir. Bu trendin altına yani 7.40, 7.44, 7.48, 7.48'lere stop konup yukarıya hareketler gidebilir. Bakın
Spor hisselerine ben çok açıkçası önemsemiyorum. Çok da beğenmiyorum ama şu an teknik analiz hemen hemen al diyor. Dediğim yerlere stop konup denenilebilir. Bakın iyi niyetle söylüyorum. Stopunuza sahip çıkın. Yüzde burada 2-3-5 kaybedersin. Ama kazanırsan biraz beklersen %20-30-40-50 kazanma ihtimalin burada var. Tabii ki biraz bekleyeceksin. Son hissem Sanıca Isı. Bu şirket de çok güzel. Açıkçası bilanço açıkladı. FK 12, PDD'de 2. FK açısından bir tık pahalı gözüküyor. 1982 yılında kurulmuş. Küvet, banyo, spa grubu, rezervuar grubu ürünlerini üretiyor. Beylikdüzü Kavaklı tarafında. Benim İstanbul'da yaşadığım bölgede yaşamış. 135 milyon sermayeye bakın. 364 milyon, 3-4 katı kar getirmiş. Bir önceki döneme de göre karı %300 pardon artmış ve öz kaynakları %100'den fazla artmış. Bakın halka açıklamanın %29. Sanica Isı bugün düşen trendi kırdı. Üstüne de attı. Biraz satış yese de önümüzdeki günlerde çok büyük var. Bak 200 günlük ortalamaya da yakın. Bu şirkete dediğim gibi kısa vadeciler 34.42'ye stop koyup yukarıya hareketlerin gitmesine oynayabilir. Bakın stopu da söylüyorum. Şirket 42'lere orta vadede gitmesi çok çok büyük oranda muhtemel. MACD yukarı kesmiş. RSI'da 50'nin 50'ye çok yakın. 50 diyelim. Bu şirkette alım yerinde. VIP grubunda bizle çalışmak isteyenler kesinlikle Instagram'dan buradan bize yazınız. Bakın her borsacının bence bir ay bile olsun bizde olmasında fayda görüyorum. Çünkü dediğim gibi ben de çok Telegram gruplarına katıldım. Yıllarda ben de kim ne yapıyor diye gördüm. Kazanmasam da etmesem de. Ama biz bence bu işte mütevazi çok olmayacağım. Bence Türkiye'de bir numarayız. Telegram'da zaten katılırsanız kısa sürede görürsünüz. Bir numarayız. Hele ki borsa az bir şey yukarı gitsin. Az bir şey yukarı gittiğinde zaten portföyümüzdeki hisselerin %30'u 40'ı 50'si her gün en aşağı 1-2 tavan da götürüyoruz. Bunu da zaten bilen biliyor. İnşallah sizlere de faydalı oluyoruzdur. Kanalımıza abone olup videolarımıza beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Hayırlı akşamlar.